Merhabalar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Crusader Kings 3'te yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Ve sol altta karakter hareket ediyormuş. Ben buna takılırım şimdi. Hareketsiz durmuyor muydu bu? Neyse, kıymetli dostlar, serimiz kaldığı yerden devam ediyor efendim. Amacımız... Desmond şefliği olarak başlayıp önce İrlanda Krallığı'nı kurmak, sonra Britanya İmparatoru olmak ve belki Britanya İmparatorluğundan sonra da devam ederiz. Bunu Iron Man modunda yapıyoruz. Bilmiyorum efendim, benim Crusader Kings 3 DLC'lerim yok. EU4'ü de uzun zamandır takip etmiyorum. Yani durum nedir ne değildir bilmiyorum açıkçası. Ennis'e dalabiliyor muyum? Dalamam. Neden dalamam? Çünkü daha ben bir çocuğum değil mi? Yo, pardon. Savaş açmak ateşkesi bozacak. Peki... Bu çocuğun müttefiki de gelse hiçbir şey olmaz. Meet'i arada yutsam böyle görç diye. Konsey üyelerimden biri öldü. İyi bir casus başı, gel bakalım. Çok iyi. Bir tane vasalım var efendim bu arada benim. Şef. Ki şefi kız kardeşimle evlendirdim. Kız kardeşim aynı zamanda yakın arkadaşım. Yakın arkadaşım olduğu için bana karşı ihanet etmeyecektir. Ya eşeğimi sağlam kazağa bağladım diyebilirim yani. Aaa. Burası yutuyor bizim çocuğu. Abav. Ben de o zaman şunu mu yesem kaşla göz arasında? Abi selamın aleyküm. Bunun üzerine gitsem bu tarafsız ordu mu sayılıyor? Aynen, tarafsız ordu. Aykırı düşünceler ne yayılıyor? Ha. Piskoposun cahilliği başımıza bela oldu. Bence... Biz bunların askerlerini birikmeden keselim abi. Birikirse başa çıkamayabiliriz. Çok güzel. Düşman savaşçılardan biri esir alındı. Bana şövalye lazım zaten. Bu şövalyeyi kullanırım. O benim hatunum yanmış. Oo, artık Yüce Şef Konstantin koca bir adam oldu. Ve kuvvetli asker falan. Abi naiplikten kurtulalım. 75 altın verebiliyorum. 100 dindarlık kaybedebiliyorum. İyilik borcu şey yapabiliyorum. Dindarlığım zaten ekside, param da ekside. Abi iyilik borcu karşılığında naipliğin sona ermesini isteyelim. Ama ileride bizden iyilik borcu olarak ne isteyecek? Strateji odağı mı gitsek acaba? Ne gitsek? Mertlik odağa gidelim abi. Ve mertlik odağından... Denetmene mi gitsek acaba?
Bak ordu bakım masrafını falan düşürüyor. Kontlukta kontrol artmayı falan şey yapıyor. Denetmen gitmek şu an için iyi gibi. Senden de kapışacağız. Senden de kapışacağız. Belli ki yani bu kıllı yüksek şefle biz kapışacağız. Adamın lakabı kıllı. Düşmanın müttefikleri savaşa katıldı. Ne alaka ya? Aa, tahta küçük çocuk geçti. Bizim sarayda tutsak aldığımız iki adam var. Birinin eli kılıç tutuyor. Ben bunları şey yaparım ya, alırım. Aa, düşman savaştan ayrıldı. Okey. Uluslar artık bizim için bir sorun teşkil etmeyecek. Müttefikimi de savaşa çağırmayacağım. Hocam sorma sorma ya. Geliyor yani. Şeyler geliyor. Viking akınları geliyor. Bakalım yani Viking akınlarına karşı ne yapacağız bilmiyorum da. At evcilleştireceğiz bu arada. Dövüş becerim iyi ya. Abi bir tane savaş atım var artık. Dövüş becerisi ve prestij veriyor. Ama savaş atı genelde şey oluyordu ya. Ata isim. Mitolojiden ilham verici bir isim. Kuzeydoğu'dan esen rüzgarın tanrısı Boreas. Ben bu arada Boreas adını Osmanlı sevimde de atıma Boreas adını verdiydim galiba. Ha, çocuk paket abi. Eyvallah, görüşürüz. Hocam burası başka şefliğin bir parçası. Okey. Lannister şefliğini ayrı bir adama verdik. Burayı da o zaman başka birine vereceğiz. Gel bakalım, ikinci vasalım o. Vasallarım arasında paylaştırıyorum toprakları. Umarım isyan etmezler yani. Bir yandan ilişki kasalım. Sevgili İbo Ketli, iyi oyunlar demiş 10. ayında, teşekkür ederim. Otorite arttırabilirsin derken? Ha, şeyi diyorsun, kabile otoritesi. Anladım. Kabile otoritesi düşükken isyan etmiyorlar. Okey, 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 okey. Bilgilendirme için teşekkür ederim. Aşkım biz dinsiz miyiz? Hayatım, Katolik olmamız lazım ama. Bilmiyorum. İlk oynadığım sevde mi Katoliktik? Keltik Hristiyanlık. Keltmişiz biz. Halkın görüşü eksi 6. Aman yani. Halk bir türlü bir bizi sevmesin zaten. Aldığım yerlerde daha yeni yayabildik kontluğu, çok şükür. Eksi 32 dindarlık ne? Hayatım az önce dindarlıktan savaş ilan ettim, ondan galiba ya. Ha, bu Lannister'ın şefliği. İyi arkadaş olacağız değil mi? Şükür.
Adamla arkadaş olalım da şeyi istemem yani. Savaşa mı girdiniz? Yok, yağma atmaya girmiş. O galabalık, o galabalık, ona yağma atılır mı? İboket'le hoş geldin bu arada. Tekrardan 10. ayın kutlu olsun. Sağ olasın. Yeni mi başladım? Ya bölüm 3 bu. İlk bölümde Osmanlı yılında oynadık işte. 1350'li yıllarda Osmanlı'nın ilk beylik döneminde. 1350'ye mi tekabül ediyor bilmiyorum bu arada. Borayas'la bir tur atayım mı diyor. Abim, atıma benden başka kimse binemez. O konularda netim. Ve bu aldığım prestijle bir tane zırhlı yaya basarım. İyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum bu arada. Onsa üyeniz hayatını kaybetti. Benim Köpük diye bir tane köpeğim vardı. O da gene bir yerlere gitmiş. Okey, Lannister'ı dükü köpeğimi geri getirdi. Bunlar Vikingler bu arada. Şu an Vikinglerle yüz göz olmak harici her şeye okeyim. Bizim öteki şefi devirmemiz lazım abi. 400 tane zırhlı yayan var bu arada. Ben orduma güveniyorum açıkçası. Abdullah'cığım maalesef. Hocam, siz oyun hakkında bayağı bilgilisiniz anladığım kadarıyla ama ben o kadar bilgili olmadan oynuyorum. Teşekkür ederim. Bizim 3 tane toprağa Kelti Hristiyan derken bunlar zaten Kelti Hristiyan değil mi ya bu topraklar? Farklı topraklarda mı dini yaymam gerekiyor? Dini organize etmek için en az 3 tane kutsal toprağı. Ha, şurada gözüken kutsal toprakları. Biri bu. Mesela şuraya alacağız. Buraya aldığımızda burası da Kelt Hristiyan gözüküyor. Bir de bu. Bu üç kutsal toprağı elime aldıktan sonra buraları Kelt Hristiyan yapacağım ve feodal çağa daha zor geçeceğiz galiba. Hocam boş verin, ben sallapati oynuyorum. Teşekkür ederim. Bilgilendirmeye çalıştığınız için çok sağ olun. Oo. Ava çıkabiliriz. Hey maşallah, sakala bak. 18 yaşında o ne sakal lan? Mümkün değil abi. Boreas daha da güçlensin. Artık güçlü savaş atım var. Milis büyüklüğüm falan da artıyor. Bu herifin müttefiki yok, bir şey yok. Biz buna 1v1'den mi dalsak acaba? Ya da Yüce Şef'e boyun eğdirme. Minik 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 ala ala gideceğiz galiba. Ne oluyor lan? Oo, bak Maraşer olarak sen değerli bir şefsin, gel. Bir de herife tahta yer verdim. Tamam, artık benim sırtım yere gelmez. Aşkım bizim 1700 askerimiz var ya. Ne oluyor? Bu lavuk gelmiş, bana meydan okumuş. Birader, 19 dövüş yeteneği ne mi? Senin gibilere ihtiyacım var deyip adamı alabiliyorum. Saraya katılıyor. Bu köylü ile askerlerim şeref ve onur dersi alacak diye biliyorum. Dindarlık ve prestij geliyor. Onu yere sereceğim diye biliyorum. Abi senin gibilere ihtiyacım var ya. Senin gibilere ihtiyacım var, gel. 19 dövüş yeteneği kolay mı? Bu da isyan eden köylü.
12 dövüş yeteneği var diye aldım. Bizim şeylere baksana. Bizim adamlara. Peki şey diyebiliyor muyum misal buna? Bağımsızlık ver, hediye gönder, evlilik düzenle. Ha, zaten evli. Nasıl arkadaş olabiliyorum peki? Ergenlikten belli uzatsa da o zor ya. Karakterimin casus başının özelliği neymiş? Zampara. Anladım. Yaban domuzu Atoin topraklarında görüldü. 70 altınım yok. Sen sus lan köylü. Prime'ın avantajıyla aramıza katılıyor. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Sen sus lan köylü. Sağ olasın. Türkçe nasıl şeyde var efendim ya? Aa, milleti yağmalamaya gidiyor. Viking mi yağmalamaya gidiyorsun? Gerçekten mi? Abi fırsat bu fırsat olabilir bu arada. Fırsat bu fırsat olabilir. Eğer Vikingler gelip bunun çarkına sıçarsa beni yağmalamaya geliyor olamazsın, değil mi? Bak hele bak 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 bak. Nereye gidiyorsun lan mındar mikrop? Senin askerlerin tırtmış. Ben sana savaş ilanını basar elinden toprağını alırım. Hem adamın ganimetini de ele geçirdik. Böyle devam devam dur dur dur. Dur öyle var mı lan yağmalayıp kaçmak? Heh. Şurada bir tamamen sıçayım ağzına. Aa sen naneyi yedin abi. At gene bana köstürüyor bu arada ya. Heh, aç köpek öyle. Adam yağmalamakla oluyor muymuş? Bir tur daha şunu beter böcek edeyim. Sonra toprağına gidip alacağım elinden. Tamam, yeni psikopos atandı. Sen o 300 askerle bir bokuma meydan okuyaman. Ama dindarlığım eksi. 500 prestijim var. Boyun eğdirsem. Ama boyun eğdiremem değil mi? 500 prestijim var. Hayatımda sadece bir kere yapabiliyorum bunu. Ne olacak? Vasal mı olacak? Bu da yüksek şef değil mi ya? Bağımsız olur herhalde. Bilemiyorum. Atlantis Stream aleyküm selam hoş geldin. Sağ olasın hocam teşekkür ederim. İkinci yayın kutlu olsun bu arada. Birleşik İrlanda'yı kuracağız inşallah. Çok çok teşekkürler. Umarım bağımsız olmaz bu arada. Önce seni dövüp oradan başkente. Ordumuz sağlam bu arada ya. Bu herif de bize diz çökünce
İrlanda Krallığı kuruluyor mu? 6 kontluğum var. Burayı alırsam İrlanda Kralı oluyorum bu arada. Ama bir düklük daha kurmam lazım. Ve bunlar için bana para lazım. Ben İrlanda Kralı olunca bu Vikingler boş mu duracak? Durmayacaklar zannetmiyorum. Ama boyun eğdirme savaşı açtığıma göre vasal olacak canım. Dük olarak kalmayacak ki. Düklük unvanını elinden alacağım ben muhtemelen. Nasıl burayı 280 askerle alabiliyorsun ya? Bekle, geliyorum, bekle. Hallederiz ya. Evet. Artık hem iki düklük sahibiyim, hem buradaki komplukların sahibiyim. Anamı boyun eğdirdim ama bu beni yağmalamaya geliyor. Ne yapacağım? Yağmalamasan olmaz mı? Abi yağmalayacak bu arada ya. Abi çok yağma atma ne olur la. Çok yağma atma lütfen. Efendim teşekkür ediyorum iyi yayınlar dileğiniz için. Karakterinizin kız kardeşi evlenebilir. Abi lütfen ittifak gücü. Hollanda düklüğü. Abi 2K asker 2K askerdir deyip bassam ne nikahı? Ya da Doğu Seaxe ile. Şimdi... Bu herifin elinden ünvan da feshedemiyorum. Bu bana karşı örgütleşme kurup şey yapacak ya. Ivar kim abi? Geldim savunan taraf olarak da. Seni tutmalı mıyım, tutmamalı mıyım onu bilemedim. Orada bunlar birbirini mi yeseler acaba? Ivar kim? Abi oyuna çok backseat atıyorsunuz bu arada bak. Şey yapacağım ha. Belki ünvanını elinden alırım diye düşündüm de. Ben chat'i kapatıyorum abi biraz. Siz kafanıza göre takılın. Abi 300 defa diyorum ki. Dostlar. Sağ olun. Yardıma ihtiyacım yok. Siz kendiniz oynayın. Abi istemiyorum. Teşekkür ederim. Ben böyle oynayacağım. Başarısız oynayayım, niteliksiz oynayayım, ne bileyim kötü oynayayım. Salın ama kendim oynayayım. Şimdi... Oğlum hangisi müttefik hangisi değil bilmiyorum ki. Tarafsız ordu. Bu taraftakiler bizim ordu. Ben o zaman gemiyle buraya çıkartma atıyorum.
Bizim adama zincirliyor mu orduyu? Aşkım bir şey yazacağın zaman WhatsApp'tan yaz bebeğim. Ben chat'i kapadım acık. Lütfen ordunu öldürtme. Geliyorum ordunu öldürtme. Sert hükümlerden gidiyorum. Geldim. Köylüler tarafsız ordu mu? O köylüler başkasının. Okey. Abi bunu bağlı orduya. Benim köpekle oynuyor birileri. Ulan evcil köpeğin olması ne iyi bir etkilik şeymiş ya. Bak hani bayağı güzel etkinliğim var ha. Ben hiçbir şey yapamıyorum bu arada. İnşallah şu herif bana karşı isyan etmek istemez. Benim nişanlımın suratına ne olmuş? Dindarlık artıya çıkacak nihayet. Abi ileride bu herif iş yapar diye şey yaptım ya. Teşekkür ederim. Nerapya, 3. ayın kutlu olsun tekrardan bu arada. 3. kademeden 3. ayında. Nerapya sağ olasın. Kazandık mı savaşı az önce? Az önce bizi paketlediler galiba. Tam şefi biraz etkilemeyi başardık. Ya sevgili Lord Grim, hani tavsiyede bulunmalarından yana bir sıkıntı yok da. Hani keşke çok fazla evlatlar arasında bölündü galiba. Şansölye olarak okey, şansölye olarak bunu atadıktan sonra kendine gelir herhalde. Ama şey yani oyunu bir an hiç önemli değil bu arada, sıkıntı yok. Oyunu bir an benim oynadığımı unutuyorlar. Hani şey böyle internet kafelerde olur ya, ver bu bölümü ben geçeyim abileri. Çok eski zamanlarda oynatmazlardı oyunu. Bizimkilerde de durum aynı ne yazık ki. Çok bunaltıyorlar, fazla bunaltıyorlar. Müttefik topraklarda ikmal alma şansım var mı? Yok galiba. Tam bizim çocuğun yanında duralım madem. Dün Zomboid'de de aynısı oldu. Ben epey dellendim. O yüzden bu el dellenmemeye çalışacağım. Sarayımda tutsaklar var. Poz karşılığı salabilirim. 10 altın. Abi 10 altın işime yarar. 5 savaş gücü ve daha çocuk. Şurayı bir devir hızlıca. Tamam, şefi etkiledik. Bizimkilerle durumumuz iyi gibi ya. Hiç 50 altın kaybedesim yok abi.
İlişki kaybedelim daha iyi. Evet. Annem böyle bir hararetli hararetli bir şeyler yazıyormuş. Bir mektup tarzı bir şey yazıyormuş. Ne saklıyorsun? Hemen göster diye biliyorum. Daha sonra odasına gelip ne sakladığını öğren diye biliyorum ve özeline saygı gösterebiliyorum. Niye böyle mektubu cebine koydu ve gergin bir bakış? Evet. Aga be. Aga be. Lan biraz anama güvenmem lazım ya. Biraz anama güvenmem lazım. Benim adıma ve onuruma şey düzenliyormuş normalde. Davetiye düzenliyormuş. Eğer ben oturup yani davetiyenin içinden, sürprizin içinden geçmiş olmasam benim onuruma ziyafet düzenleyecekmiş. Abi kral olmak zor şimdi, ne yapacaksın? Yani arkalanma ihtimalim var, anladın mı her an? Bir de annemde kozum da var yani. Baştan çıkar mı? Oha, %20 ihtimal var. Annemde kozum da var şimdi. O kozu da kullanabilir bana karşı. Yeğenlerimle bir ittifak kurayım. Biraz daha güçlensin atım. Şampiyon sayım yetersizse tutsakları saraya alıp savaştıracağım. Çok güçlü savaş atım var artık. 2 dövüş ve milis büyüklüğü 15. Birader seni oraya boşuna almadım. Abi sıfır saray yeteneği ne la, savaş yeteneği. Girme savaşa daha iyi abi. Bize adam lazım, bir ara şampiyon falan çağıralım. 1525. Garanti ölüyor muyum, niye? O Jorvikler geldi. Run. Ya sen beni nasıl bir savaşın içerisine sürükledin ya? Mercia ile Jorvikler ne alaka abi? Mercia niye Jorviklerle müttefik misal? Bunlar da mı Viking? Bunlar da Viking galiba ya. Bizim sadece Doğu Seax'e şey galiba İngiliz. Bu savaş benim ilimi kemiğimi sömürdü sayın hocam. İlimi kemiğimi sömürdü. Anana da hallenmezsin canim. Yok be aşkım ya. Mercia Viking değil mi? Abi bu dönemde başına başka biri geçmiş olabilir bak. Jarl Mercia. Bu Viking la. Yabancı hükümdar. Yazmıyor mu etnik köken? Norse kanka. Görüşmek üzere sevgili Lord Grimm. Çok dikkat edin efendim kendinize. Çok teşekkürler. Anglo-Sakson olanlar. Hani Doğu Seaxeliler. Bunlar Norse. Biz İrlandalıyız. Ulster de İrlandalı misal. Bunlar da Norse. Alba'dakiler Gael'miş. Jorvikler de Norse değil mi? Aynen Norse abi. Hocam ben orduyu topladım gibi de. Ne yapacağız bu herifler? Senin başkenti kuşatmadı. Burada bekliyor 1700 kişi. Allah'a ben de haber bekliyorum.
Oha, Ulster'i benim vasal yutuyor. Biz de burada anca oturak. Hızlıca alır mısın adamın toprağını? Bu heriflerin ordu çok kaliteli ya. Paralı asker tuttu herif bak. Adamların başkenti kuşattın da abi. Bunlar 5x'te oynamanın zararları. Yardım var mı kral? Vertinghen. Abi peki neden yani yardım etmedin mesela? Anlatsana bana biraz. Neden ordunu getirmedin? Kaçabilirdim bu arada. Evet, yedin değil mi dayağını? Bu Vikingler neymiş ya? Ben dönüyorum abi evime. Sıçsınlar bunun ağzına ya. Ben dönüyorum evime. Orduyu dağıtıyorum. Oturacağım. Umursamadı harbiden herif. Sıçsınlar bunun ağzına. Ben uğraşamam bununla. Her zaman yanı başında olmanı sağlayacağım diyerek köpüğün postunu da aldım. Oha, onarma 250 altın mı? Bu ne la? Kardeş şu orduyu dağıt. Terhis et. Bu savaşı idare edebilecek misin? Şansölye olarak atadım seni. Abi seni dövsünler ya. Ben sana artık emek vermeyeceğim. Bir yandan bütün parayı ata da basıyoruz. Sana savaş ilan edemiyorum. 50 dindarlığım yok. Şu çocuğun elinden topraklarını alsam hoş olur aslında ya. Şuna bak, adam savaşta yaşlandı. Kıçının kılları ağrıdı adamın ya. Bu nasıl benim yeğenim la? Ha. Kral öldü, yerine bu çocuk geçti. Peki bununla niye ittifak kuramıyorum? Tam savaşta olmasam kabul edecek herhalde. Bu benim kız kardeşimin oğlu. Güzel bir ülkenin başına geçmiş. A, Doğu Sayaksen'in bir parçası değil. Benim gene konsey üyem hayatını kaybetti. Çorap değiştirir gibi psikopos değiştiriyorum abi. Sen 5 toprağa bakabiliyor musun gerçekten ya? Evet, nişanlımla evlendim artık. Ama yaralı. Amazon gibi olduğu için sağlığı iyi ve Midas'ın dokunuşu var abi, şükürler olsun. Midas'ın dokunuşuyla bizi bayağı rahatlatır. Aşk yaşama ihtimalimiz %5. Baştan çıkarma ihtimali %20. Niye lan?
Herhalde önce etkileyip öyle baştan çıkarmam lazım. Şu savaş bitebilir mi artık? Lütfen şu adamın amel defterini biri kapatsın ya. Ben çıkamıyor muyum savaştan? Kaç yıl oldu lan? 8 yıl oldu abi savaş başlayalı. Aşkım, Katolik bir kadın. Kelti Hristiyan ol diye biliyorum. Kabul ediyor. Ama artık benim kadın da Kelti Hristiyan. Sonra başka bir şey yapamıyorum. Abi kendi hanımımı etkileyip bir tane çocuk yapabilirsem hoş olacak bak. Hasta özelliği falan da geçti. Burayı almak istesem vasallık teklifimi kabul etmiyor. Niye? Gidip Ulster'i falan şişleyeceğim ya. Stresim varmış. Yani bu savaş o kadar uzadı ki neredeyse 50 puanım olmuştur. Şampiyon sayım yetersiz. Kabul etmiyor ittifak görüşmelerini. Ünvan. İrlanda Krallığı. 175 altına kasıp İrlanda Krallığı'nı kurabilirim aslında. Atuna bu turnuva senin için düzenleniyor dedim. Ve 500 tane zırhlı yaya bastım. O zaman efendim İrlanda'yı kurmayı bekletelim mi? Tamam, şükür hanım hamile. Bir sen İrlanda'yı kurmayı biraz bekletip surlarımın seviyesini falan arttırabilirim. Ordumu daha da kuvvetlendirebilirim. Daha güçlü müttefikler bulmaya çalışabilirim. Bununla beraber benim hanım hamile olduğuna göre abi yumuşak zemine in, götü sağlama al. Baştan çıkar niye %20? Niye abi misal? İffetli, utangaç. Utangaç olduğu için cana yakınları sevmez. Aa, yok abi biz bu kadınlar ruh eşi olamayız yani mümkün değil. Özgür Kuru 17. ayında bu arada. Özgür teşekkür ederim. 17. ayın kutlu olsun sağ olasın. Abi ne yapıyorsun? Kolay gelsin. Ne güzel yağma atıyorsun öyle. Bir de adamlardan dayak mı yiyeceğiz? Yedik galiba. Kızım oldu. Helen olsun madem kızın adı. Evet abi.
kıl payı. Adamlar beni döve döve ülkenin öteki ucuna sürdü. Geri geliyorum. Bir daha kazanır mı ya? Maalesef gidiyor artık. Pozitif gözüküyordu. Bir tanesini kazanayım la. Avcı başımı öldürdüler. Diğer konsey üyemi öldürdüler. Maşallah yenilmelere doyamadım ya. Ne şövalye kaldı ne adam kaldı. O 500 tane zırhlı yayayı biz boşuna mı bastık? Abi yani sarayda adam kalmadı biraderim. En azından Herkül gibi kız çocuğu ya. Sarayda önemli misafir. Ne var özelliğin? Şansölyeliğin de yok, vekil harçlığın da yok. Ben seni alıp ne yapayım ki? Nasıl bir ışık, 5. boyuta mı geçtik? Aşkım camı kapattım ya. Arka bahçede toplanmış bebeler depişiyor. Abi sarayımda adam kalmadı. Alo Mayday Mayday. Sarayımda adam kalmadı, ne yapacağım? Lan annem de hayatını kaybetti. Sarayda adam yok. Kimsem yok. Kimsem yok lan. Niye böyle? Açık git iyilik kozu karşılığı. Zaten yok olup gitmişsin. Örgütleşmeler yok. Adam yok. Konsey üyeniz hayatını kaybetti. Evet dostlar, son konsey üyem de hayatımı kaybetti. Ne Maraşel'im var ne Şansölyem var. Şu an kimsem yok. Bir daha hamile. Abi erkek doğur. Abi senin gibilere ihtiyacım var. Lütfen gel saraya. Ne özelliğin? 13 Maraşel. En azından Maraşel. Adam yok birader sahada. Adam yok ya. Ordu bakımını da azalttım. Abi kimse yok bu arada. Yani herhalde tek çare şampiyon çağırmak. Ama şampiyonlar da savaşçı değil mi hocam? Aa bak var var. Şu hobbiti mobbiti de alalım. Sen girme savaşa. Yazık, günah anasını satayım. Şimdi konsey koltuğu. Gel bu önemli şeflerden biri. Sen şansölye ol. Sen vekil harç ol. Bir kız daha. Cecilia olsun madem kızın adı. Tamam. Herkesi saraya aldım bu arada. Bu çocuk benimle olmak istemiyor işte. Saray hekimi ol. Av gezisine davetliyim. Abi giderim de av gezisinde beni şişlemezler umarım. Anladım.
Av etkinliğine zamanında gidemiyorum. Buralara bir şey inşa edemiyorum. Bu kim ya? 53 yaşında karı bana ilanı aşk etmiş. Abi teşekkür ederim. Çabalarına derhal bir son ver lütfen. Atletik'te niye at sembolü var acaba? Hayır olmaz abi. Ne yapacağım ben 50 yaşında kadınla? Ayrıca fazla çocuk bize zarar zarar. Atletik. Evet aşkım. O da o şekilde de olabilir. Kimle müttefik oldun lan? Ulster'in kimi kimsesi yokken şunu bir yiyeyim ya. Benim burada bir hak iddiam varmış. Neden bilemedim. Selamun aleyküm. 500 tane zırhlı yayalı ordu. Aha düşman esir. Deadloft Crime'ın avantajıyla 10. ayında. Hoş geldin Deadloft. Gel gel saraya gel. Esir aldığımı saraya getiriyorum abi ne yapayım. Savaşmasa da adam lazım yani. Bu ata harcadığımız para nedir ya? Bu arada bu şehrin fethini de gerçekleştirdikten sonra yavaştan videonun sonuna gelmiş olalım. Hanım bir tur daha hamile. Kardeşim gel. Burayı istemiyorum. Sen burayı alabilirsin. Orduyu terhis et. Yeterince düklüğüm var. Düklük falan kurmayacağım. Galiba hiç başı ağrımıyor ya aşkım. Olgunum hoş geldin. Üçüncüyü erkek doğur. Bak kızların ikisi de Herkül gibi. Amazon gibi. Bir tane erkek doğur ya. Bir tane. Kızları... İdare konusunda eğitelim bu arada. Helen kaba özelliğini kazanmış. Ananız sizi yetiştirsin. Ben de oğlumu yetiştireceğim inşallah bundan sonraki oğlan olursa. Ya İrlanda Krallığı'nı hızlıca kurabilirim de. Özellikle uyarıyor arkadaşlar şey yapmayın diye. Ulster Lord'uyla da müttefik oldum. Hop hop hop. Müttefiklerimin güzel askeri var ya. Ben biraz da bir kemankeş basarım prestij toplandığında. Ya senin oradaki müttefikin buraya gelemez ya. Bu şefe boyun eğdirmek istemiyorum. Buraya da dinarlıktan geldim. 4 tane mi kız doğurdun toplamda? Rachel olsun birinin adı. Diğerinin adı da Patricia olsun. Seri üretime geçti. İkizlerden biri çinko karbon, diğeri Amazon gibi. Veraset eşit değil mi? Abi erkek tercihli. Hafif yaya gelmiş bana ordu olarak.
Hafif yaya değil de okçu daha iyi olurdu aslında. Ben mi bastım bunu kazara ya? Yeni öğrendim, sana çok güzel özellik söyleyeceğim. Söyle söyle. Osman Öztürk 7. ayında bu arada. Teşekkür ederim Osman. 7. ayın kutlu olsun, sağ olasın. Eyvallah. Dur ben ne yapacaktım? Şu savaşı bitireyim madem. Abi bu durum beni üzdü bu arada ya. Şu an verasetten... Toprağı kızlarımdan biri alıyor bu arada. Abi inanılmaz. Doğrudu de... Kız geldi ya. Bir tane erkek doğurursa o günü kurtarır da... Ablam yatalak olmuş. Ne kadar da normal. Hastalık semptomları azaltıldı. Çok iyi durumda sağlığı. Abi ne demişler? Hasta yatağında dürtülür. Biz doğuralım. Ordu toplama yerine tıklayınca mesela kırmızı olana sonra oyun üzerinden herhangi bir toprağa sağ tık oraya taşıyor işareti. Abi bana fark etmez ya. Aşkım erkek doğurursa dağılım erkek tercihli. Yani misal iki tane bile erkek doğursa bizim için güzel bir şey bu. Buraya yağma atmaya geliyorlar. Kelti Christian yüceliği artıyor. Var mı bu arada din değiştirilecek bir yer? Otlukta din değiştirme yok. Çünkü buralarda her yerin dini aynı. Şu minik bölge hariç. Bunların kültürü Norse ve dini farklı. Asker morali yükseltildi. Ölümüne geliyorsun. Ölümüne geliyorsun. En azından bir iki düşman savaşçı esir aldık. Kardeşim toprağa ver. Al buranın ünvanını. Sal orduyu. Şimdi şu saraydaki esirlerle bir ilgilenelim. Ağır yaralı. Al, al para ver git. Önemsiz vasalınız konsey koltuğu bekliyor. Abi daha çok bekler. Evet dostlar, bu arada Münster Düklüğü olarak İrlanda Krallığı'nı kuracak düzeye geldik. Ama krallık olduğumuz an Vikingler geleceği için şu an için krallık kurmaktan kaçınıyoruz. Bununla beraber tutsakların arasında şöyle para edeceklerden para alalım. Poz karşılığı serbest bırakmayacağım. Kadın bir işe yarar mı bilmiyorum. Aha karım gene hamile. Saraya gel. Hak iddialarından feragat et. Oo, 10 savaşçılığı var. Gel. Dinini değiştir. Direkt şövalye olarak başlasın işi. Bu direkt bizim sarayda mı? Koz karşılığında çık. Saraya gel. Hak iddiasından feragat et. Dini değiştir. Biraz sarayı kalabalıklaştırıyorum gibi ama... Bence o iş olur ya. Abi bugünün tadını çıkaralım. Evet dostlar, bu arada paramız olduğuna göre biz ünvan oluştursak. Ben bu Vikinglerle başa çıkarım ya. Ben kendimi İrlanda kralı ilan ediyorum abi.
Direkt İrlanda Kralı. Yürü bakalım saraya doğru. Öleceksek de ölelim ya. Şimdi... Öncelikle... Lan benim köpüşüm postu vardı, o nerede? Köpüşüm postu. Dalak hanedan sancağı, dalak hanedan sancağı. ...25 altını boşa harcadım. Evet dostlar, İrlanda Krallığı'nı kurduk. Prestij ver ya. Okuyacaktım da üşendim vallahi. Evet dostlar. İrlanda Kralı olduğumuz bu bölümde kanka o konuşlanmış birlik yer ayarlatıyor ya, bilmiyorum. Ya orada mı kalıyorlar artık? Kalacak yer mi gerekiyor? Şey mi gerekiyor? Orasını ben de bilemedim. Hafif yaya değil de kemankeş de istiyorum bir yandan ya. Bak misal konuşlandır deyip şuraya konuşlandıracağım bunu. Bir tane daha bastım. Tamam. 300 tane de kemankeş geliyor. Benim ana ordu gitgide kuvvetleniyor. Bundan sonraki aşama belli İrlanda Kralı olarak. Ha. İkinci Ivar'ı ölüyor galiba. Seni aptal, ben Yüce Kral Konstantin'im diye biliyorum. Dostluk maçı yapalım diye biliyorum. Ya da neden tavernaya kadar bekleyelim? Bira içerek yarışalım diye biliyorum. Abi benim Konstantin 11, 12. Yok, bu herif beni döver ya. Abi gördüm, prestiji bastım ya. Bu herif kim bilmiyorum da bu adamla ilişkim... Gerilecek. Şanınız her yerde biliniyor. Ah be abi, bak bunun var ya, babası 28 yaşında ölmeseydi. Babası iyi dövüşüyordu ya. Bu da iyi de yani ortalama. Bunu döverler. Darısı bizim çocuklara inşallah. Hadi garibi erkek doğru da gidek la. Hanım benden iyi dövüşüyor bu arada. Bu İvar kemiksiz İvar mı? Abi ikinci Ivar, neci olduğunu bilmiyorum ama aptalmış Char. Çok iyi değil mi ya? Bütün özellikleri leş ve hiç kimseyle müttefikliği yok. Bir şey söyleyeyim mi? Ben alırım bunun adasını elinden ha. Bir tane daha kız. 5 kız oldu artık yeter. Judith. Yeter. Beş kız ne ya? Çocukları eğitmiyorum bile. Büyüsünler kafalarına göre ya. Sen de karıyı rahat bırak artık ya. Abi rahat bırakayım da.
Erkek çocuk lazım. Ülke parçalara ayrılacak, anladın mı? 5 tane kızım nasıl olabilir ya? Neyse. Sevgili dostlar, kıymetli vaktini ayırıp eşlik eden herkese teşekkürler. Kendinize çok çok iyi bakın. Esenlikli kalın efendim. Bay bay.